Merhabalar. Şimdi tekrarlı ölçümler için ya da bağımsız gruplar için t-testinin APA formatında nasıl raporlaştırılacağını kısaca örneklendirmeye çalışacağım. Elimizde ön test ve son test puanları var. Bir deneysel desenin deney grubu öğrencilerine ait olduğunu düşünebiliriz. Öncelikli olarak tabii varsayımımız parametrik bir test olduğu için normal dağılım. Şunun özellikle altına çizilmesi gerekiyor. Tekrarlı ölçümlerde normallik varsayımı ön test için ve son test için ayrı ayrı değil, ön test ve son testin fark puanları üzerinden yapılması gerekir. Bu sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli olan bir husus. Önceki videolarda bu süreci örneklendirdiğim için ben şimdi doğrudan analize geçiyorum. Analyze kısmına geliyoruz. Compare Mix'ten Paired Sample T-Test kısmındayız. Buradan ön test ve son testi aktarıp OK diyoruz. İlk tablomuzda bir takım betimsel istatistikler var. İkinci tablomuzda ön test ve son test arasındaki korelasyon katsayısı var. Sonrasında da tekrarlı ölçme için t-test sonuçlarını görüyoruz. Bu sonuçlara baktığımızda her ön test ve son test puanları arasında 2 puanlık bir fark var. Ve bu fark gördüğünüz gibi istatistiksel olarak manidar bir fark. Güven aralığına baktığımızda bu fark %95 olasılıkla en fazla 3 puana çıkar, en az da 1 puana iner ama her zaman böyle bir fark olduğunu gösteriyor. Bu güven aralığının sıfırı içermemesi zaten sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bir göstergesi. Şimdi nasıl bir tablo kullanacağız? Önce başlığımıza bakalım. Deney grubu öğrencinin ön test ve son test puanlarına ilişkin tekrarlı ölçme için t-testi sonuçları. Ön test ve son test var. Örneklem sayımız, ortalama, standart sapma, serbestlik derecesi, T değeri, P değeri ve anlamlı bir sonuç çıkmışsa eğer manidar yani istatistiksel olarak etki büyüklüğü kısmı. Şimdi SPSS çıktısından tablo değerlerini aktaralım. Örnekten büyüklüğümüz 103, ön testin ortalaması 50-75 ya da 76 yuvarlarsak, son test ortalaması 52-85. Standart sapmalar 9-36 ve 8-91. Serbestlik derecemiz 102, T değerimiz eksi 4.030. Etki büyüklüğü SPSS de yok. Peki etki büyüklüğü nasıl hesapladık? T kare bölü T kare artı serbestlik derecesinin buradaki 130 demek kare kökü. Bu T testi için etki büyüklüğüdür. Farklı istatistikler için farklı şekilde hesaplanabilir. Bunun eğer kare kökünü kaldırırsak ete kare dediğimiz etki büyüklüğüne karşılık gelir. Bu bağlam etki büyüklüğü 0.37 bulunmuş. .50 üstü büyük, 0.30-50 arası orta, 30'un altı küçük etki olarak görülebilir. Bunun karesi de ete kare yani açıklanan varyansı verir başka bir ifadeyle. Şimdi tablomuzu yorumlayalım. Tablo 2 incelendiğinde katılımcının son test başarı puan ortalamalarının ön test başarı puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar arasında gözlemlenen bu farkın istatistiksel olarak manidar olduğu belirlenmiştir. T alt simgede parantez içinde serbestlik derecesi, x daha sonra T değeri eksi 4.30 ve alfa düzeyiymiş. Neyse P değeri uzundan küçük olduğu için şu anda küçük olarak işaretledik. Yapılan müdahalenin öğrencinin başarı puanı üzerinde manidar bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Diğer bir ifadede yapılan müdahalenin etkili olduğu belirtilebilir. Hesaplanan etki büyüklüğü gerçekleştiren müdahalenin öğrencinin başarı puanı üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Etki büyüklüğü T kare bölü T kare artı serbestlik derecesinin kare köküyle hesapladık. Yapılan müdahalenin öğrenci başarı puanlarının yaklaşık %14'ünü açıkladığı belirtilebilir. Yani etki büyüklüğünün karesi bu da ete kareye karşılık geliyor. Bu şu anlama gelir, %14'ü bu eğitimden ancak başarıda etki olan başka değişkenler de vardır demek. Ana hatlarıyla nitelikli bir dergide APA formatı uygun olarak tekrarlı ölçme için t-testini gösterdiğim şekilde tablolaştırabilir ya da raporlaştırabilirsiniz.